Çok Yaşa Can Dostum programından hepinize merhaba. Ben veteriner hekim Hande Mutlu. Bugünkü değerli konuğum, sevgili hocam, Profesör Doktor Seçkin Serdar Arun'la beraber yine çok keyifli konular konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim davetiniz için öncelikle. Bu pandemi şartlarına rağmen iyi sayılırız. Ben de öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Bu fırsatı verdiniz. Hani bunu klişe olarak söylemiyorum. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, deneyimlerimiz var ama anlatacak platformlar olmuyor. Sayenizde bunu başka arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın anlatacağız. Çok güzel bir davet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Hocam bir konuşacaklarımıza göz atalım. Sonra tekrar burada olacağız. Çok Yaşa Can Dostum da bugün. Profesör Doktor Seçkin Serdar Arun açıklıyor. Hayvan hastalıklarını engellemek mümkün müdür? Hayvanlarda görülen kanser vakalarının tanısı nasıl yapılır? Evcil hayvanlarda en fazla görülen kanser tipleri hangileridir? Ben genellediğimde meme tümörleri ve deri tümörleri, kedi ve köpekte en sık görülen tümörler. Hayvan ve insan laboratuvarları arasında benzerlikler var mı? Laboratuvara hayvan kabulü var mı? Hepsi Çok Yaşa Can Dostum'da. Evet, tekrar birlikteyiz. Çok Yaşa Can Dostum'da. Seçkin Hocam, nasılsınız? Gayet iyiyim, hiçbir problem yok. Sadece herkesle olduğu kadar biz de biraz sıkıntı ve stres altındayız. Sürekli insan temasımız var, laboratuvarı evet. Açık tutmak zorundayız. Siz de öylesiniz, biliyorum. Hastayı kabul etmemek gibi bir şansımız yok. Personeli dönüşümlü olarak getiriyoruz biraz ama hani bu %100 engellemiyor riski. Yapacak bir şey yok, bu şartlara uyum sağlayacağız ve bu dönemin altından kalkacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Profesör Doktor Seçkin Serdar Arun aynı zamanda tüm İstanbul ve büyük şehirlerde yanılmıyorsam özel veteriner tanı ve tahlil laboratuvarı sahibi. O yüzden bugün bu anlamda değişik bir konu konuşacağız. Hocam biraz bahseder misiniz? Hangi analizler yapılıyor hayvanlarda, kedi ve köpeklerde? Çok aslında bu soru da böyle sanki güncel bir soru bence. Neden derseniz sanki hayvanlara yönelik bir laboratuvar olmaması gerekir gibi insanların reaksiyonu oluyor. Ben tabii bizim laboratuvarımız İstanbul merkezli ama tabii tüm Türkiye'den örnek kabul edebiliyoruz. Çok fazla ruhsatlı laboratuvar yok veteriner sektöründe. Bir şey diyorlar mesela, hani sizin sorunuzu da biraz açmak istiyorum açıkçası. Çok güzel bir soru. İşte köpeklere kan analizi yapılıyor mu, kedilere kan analizi yapılıyor mu, niye yapılsın veya köpeklerde kan grubu var mı, kan grubu bakılıyor mu gibi böyle çok geniş sorular geliyor. Şöyle düşünebilirsiniz, insanda yapılan her tahlil hayvanda da yapılıyor gibi düşünebilirsiniz. Nasıl laboratuvara gidip kan veriyorsak hayvanların kanları da laboratuvara geliyor ve her türlü analiz yapılıyor. Buradan çok geniş bir spektrumda böbrek hastalığına tutun da kalp hastalığına kadar veya bulaşıcı hastalıkları her türlü hastalığın analizi, tanısı yapılabiliyor. Hocam şey çok merak ediyorum ben, bu insan beşeri tanı laboratuvarlarıyla veteriner tanı laboratuvarı arasında benzerlik, farklılıklar var mı böyle bir şey? Çok teşekkür ederim. Şöyle bir ön yargı var. Benzer tarafları da var. Ön yargı kısmı şu, sanki insan laboratuvarlarında hayvan tahlili yapılabilirmiş gibi bir ön yargı veya bir düşünce var. Aslında doğru bir düşünce değil o. Evet, analiz yapma tekniklerimiz aynı ama analiz sadece örneği, kanı veya herhangi bir örneği cihaza verip veya bir kültürü, bir bakteriyi üretmek değil. Oradan çıkan sonuçları o hastaya göre değerlendirmek aslında. Bizim kullandığımız veya veteriner laboratuvarında kullanılan cihazlar hayvana spesifik cihazlardır. Metot olarak insanla beraberlik gösterir ama bütün referans değerleri, yani bir örnek vereyim, mesela eritrositlerin çapları insandan farklıdır. Kan analizi yapılırken mutlaka veteriner hekim uygun cihazla yapmak lazım. Tabii. Onun için hani benzer tarafları da var, farklı tarafları var. Zaten yasalar gereği hayvan kanları insan laboratuvarında, insan kanlarında hayvan laboratuvarında yapılamaz. Yasaktır. Yasak. Hocam peki biraz daha neden laboratuvarda analiz yapılması gerekiyor? Biraz da buna değinebilir misiniz? Tabii ki. Şeyde fark ettik onu. Bu Covid döneminde aslında hepimiz biraz daha daha iyi fark ettik. Bir gerçekten farkındalık yarattı. Hani siz de için içtesiniz. Yani
Hande Hanım yıllardan beri temas halinde. Siz de çok tecrübeli bir hekimsiniz. Onun için burada çok rahat konuşuyorum sayenizde. Niye veteriner tahlilleri özel olmak zorunda? Niye veteriner özel yapılmak zorunda? Değil mi? Doğru soruyu doğru evet, mu anladım? Evet, evet. Niye? Çünkü hayvan hastalıkları insan hastalıklarından farklılık arz eder. Evet, kan kandır. Mikrop mikroptur ama her türün kanı farklıdır. Her türün kanındaki dağılım farklıdır. Her türün mikrobu farklıdır. Ortak mikroplarımız ve ortak hastalıklarımız tabii ki var. Ama hastalığı yapıcı nedenler farklılık arz eder. Yani şöyle diyeyim size, mesela midemizde gastrit yapan Helicobacter pylori, köpeklerde Helicobacter caninum'dur, öbüründe Felis'tir. Hani alt tipleri değişir, tanı yöntemleri de değişir açıkçası. Yani serici test yaptığınızda tamamen bu hayvana spesifik test yapmanız gerekir. Onun için veteriner, çok sözünüzü kestim. Yok, estağfurullah. Hocalar olarak biraz herhalde emekli oldum ama hala gevezeliğim bitmedi. Olsun hocam, estağfurullah, ne demek. Veteriner laboratuvarında yapılması gerekir. Çünkü bir ekip vardır veteriner laboratuvarında. Şöyle düşünmeyin, sadece orada cihazlar var, ekipmanlar var. Kan kapıdan geliyor, bir cihazı konuyor, bir taraftan rapor çıkıyor. Öyle bir sistem tabii ki yok. Her analizin bir uzmanı var. Her analizin uzmanı laboratuvardan çıkan sonuçları denetliyor. Ben patoloğum, patoloji sonuçlarına bakıyorum, denetliyorum. Doğru mu, kliniğe uyuyor mu, hastaya uyuyor mu diye sonuç veriyorum. Biyokimya uzmanı da o sonuçlar biyokimyaya uygun mu? Kan bozuk mu geldi, lipemik mi geldi, bir kanaması mı var? Ona göre yorum yapıyor. Anlatabildim ya. Onun için analizlerin şöyle bir ön yargı oluşmasın. Tabii ki veteriner hekimlerinde, kliniklerinde analiz yapılacaktır. Çünkü veteriner laboratuvarı çok hani sürekli açık, gece açık, nöbetçi bir şey değil. Bayram tatilinde kapalıyız. Veteriner kliniklerinde yapılan analizler de doğru bir yöntemdir. Yapmak gerekiyor zaten. Çünkü hayvan acil duruma gelebiliyorsunuz, yaşıyorsunuzdur. Çok kötü durumda geliyor. Hemen evet, müdahale edip bazı analizleri yapmamız gerekiyor. Ama laboratuvar analizleri bir üst merci olarak düşünün. Daha kontrollü ve klinikte yapılmayan analizlerin yapıldığı yer olarak düşünmek lazım. Evet. Ama öbür taraftan da hocam, yani evet, bizler veteriner klinikleri olarak tabii ki bir donanıma sahibiz, cihazlarımız var, belli parametreler acil durumlarda bakabiliyoruz ama neticede ben bazen şey düşünüyorum, hani insan yapımı cihazı kullanıyoruz. Tabii. Ama onun çok dip teknik, sizin yaptığınız gibi değerlendirmelerini yapamayabiliyoruz. O yüzden ben kendi adıma Seçkin Hocam'la güvenli tarafta çok durmayı tercih ederim. Ediyorum. Sağ olun. Peki bu testlerin doğru analiz edilmesini neler tetikliyor? Hangi durumlar tetikliyor? Çok sebep var. Öncelikle analizin doğru gelmesi gerekiyor. Hatta hayvan türünün bile öncelikle yazılması gerekiyor. Kısır olması. Yani hani anemnez dediğimiz bilginin aslında laboratuvara verilmesi gerekiyor. Yaşı, ırkı, cinsiyeti, türü. Daha önce geçirmiş olan hastalığı var mı? Bir ilaç alıyor mu? Çünkü laboratuvara bir örnek yollarsınız. Örnekler bambaşka çıkar. Çünkü laboratuvar onu standart bir yolla yapar. Ama örneğin bir kortizon alıyordur hasta. Kortizon alındığı zaman hiçbir serolojik test pozitif çıkmaz. Hepsini bastırır. Hastada enfeksiyon olmasına rağmen sonuçları yanlış vermiş oluruz. Onun için tüm bilgileri vermek gerekiyor laboratuvara. Evet. Peki hocam, hayvan hastalıklarını engellemek mümkün mü sizce? Çoğunu engellemek mümkün. Burada izleyiciler danışıklı dövüş gibi algılamasınlar. Hani neyse fikrim, odur zikrim diye ifade edeceğim. Biz kendimiz için bunu yapıyoruz ama hayvanların için yapmıyoruz. Yani periyodik kontroller. Arabamızı götürüyoruz her sene mutlaka bir kontrole. Evet. Ama hayvanlarımızı ne yazık ki götürmüyoruz. Sadece problem çıkardığında, yemesi içmesi kesildiğinde veya başka bir sorun yaşadığında, keyfi olmadığında götürüyoruz. Aslında her sene bir defa minimum olmak üzere genel bir kontrolünü yaptırırsak ev hayvanlarının, tabii bilmiyorum burada kapsam sadece belki ev hayvanlarını içermiyor. Biz büyük hayvanları da düşünüyoruz. Mutlaka düzenli olarak kontrol yapması lazım. Bunu yaparsak sorun çıkmadan engellemiş oluruz. Mesela böbrek hastalığı. Böbrek hastalığını oluştuktan sonra geriye döndürmek çok zor bir durum. Ama bir böbrek yetmezliğini erken dönemde yakalayabilirsek bir rutin kontrolle veya check-up'la onu çok erken çözeriz ve böbreği kurtarmış oluruz. Biliyorsunuz en büyük problem kedilerde böbrek rahatsızlıkları, köpeklerde kalp hastalıkları. Evet, aynen öyle. Hocam peki siz kendi laboratuvarınızda da kanser tanısı
konulabiliyor mu kedi köpeklerde ve siz bunu laboratuvarınızda yapabiliyor musunuz? Biz şöyle, bu da çok sık karşılaştığımız sorudan bir tanesi Hande Hanım. Köpeklerde kanser oluyor mu? Aslında çok üzülüyorum. Kanser var demek beni çok üzüyor. Keşke onlarda kanser olmasa ama ne yazık ki var. Evet, tanısı da laboratuvarımızda konuluyor. Türkiye'deki ilk veteriner laboratuvarıdır. PET'te çalışan ve büyük hayvanda çalışan. Patoloji ruhsatında olan ilk laboratuvardır. Yani ağırlıklı olarak patoloji analizleri yapıyoruz, kanser teşhisleri yapıyoruz. Ve belki veteriner hekimler bunu kolay algılayacaktır ama belki hayvan sahiplerinin algılaması zor olacaktır. Değişen şartlardan dolayı hayvanlarda da inanılmaz miktarda kanser var. Evet, çok yani fazla çok, görüyoruz. Evet, çok yayılıyor. Bir görüntüleme merkeziyle yöneten bir arkadaşımla konuşmuştum. Yani baktığımız her görüntüleme, her MR, her tomografiden sonra neredeyse %60-70 oranında tümöre rastlıyoruz demişti. Yüksek bir oran. Evet. Ben de yani 20-25 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. 30 yıldır mesleğin içindeyim. Şeyi fark ediyorum. Mevcut tümörlerdeki agresif durum daha da artıyor. Yani eskiden grade 1 görürken bazı tümörler, şimdi de çoğunlukla grade 3 görmeye başlıyoruz. Bu tabii değişen şartlar, işte iklimin değişmesi, ortamın pis olması, egzoz, bunlar hepsi bunu tetikliyor tabii. Hangi tip tümörleri görüyorsunuz hocam daha sık? Şöyle. Ve hangi hayvanlarda, yani şey yapabilir miyiz işte, kedide daha sık görünüyor, evet, köpekte daha fazla görünüyor diye. Bir ayrım. Tabii. Benim, sizin de çok tecrübeniz vardı. Hani karşınızda ahkam kesmek gibi olacak ama ben genellediğimde meme tümörleri ve deri tümörleri, hı-hı, kedi ve köpekte en sık görülen tümörler. Diğer, ondan sonra da iç organ tümörleri geliyor. Ama meme tümörleri hayvanlara sıkıntılı biraz. Onu da işte hani erken, hı-hı, dönemde veteriner hekime götürün, mutlaka palpasyonunu yapsın, genel bir kontrolü yapılsın. Hani sizin fark etmediğinizi veteriner hekim fark eder, eline gelir diye önlemini alıp tedaviye geçmesi lazım. Biliyorsunuz 1 santimi geçen habis tümörlerde zaten metastaz yapmış oluyor. Onun için, hı-hı, ne kadar erken müdahale etsek o kadar bizim için avantajlı olur. Sonunuza gelince aslında şey diye insanların kafasında canlanması için ne kadar hücremiz varsa o kadar çok kanser var. Yani karaciğer hücresi varsa karaciğer kanserleri var. Böbrek varsa böbrek kanseri var. Her hücreden üreyebiliyor. Ve dediğim gibi üstüne bastırarak söyleyeceğim. İnsanları biraz da uyarmak babında meme bölgesinin hem kedide hem köpekte düzenli kontrolü mutlaka şart. Evet. Yani çok sık karşıma gelen bir şey. Evet. Peki Seçkin Hocam, laboratuvarınızda uzman hekimler, evet, sizin dışınızda da var herhalde değil mi? Bir ekip, tabii, halinde bütün bunlar analiz ediliyor. Doğru. Hande Hanım, ben insan neyi hayal ederse çoğunlukla o olurmuş diye bir hikaye var. Bilmiyorum, belki başınıza gelmiştir. Evet, kesinlikle ben çok katılıyorum. Benim ilkokulda laboratuvarım vardı bahçemde. Laboratuvarda neler yapardım? Hep de hayalim laboratuvarda çalışmaktı. Yine çok şanslı bir hekimim. Allah'ın sevgili kullanılan bir hekimim herhalde. Çünkü gerçekten büyük bir ekibimiz var. Bir veteriner mikrobiyologla çalışma zevkine sahibim. Aynı zamanda biyokimya uzmanlarımız var. Böyle bir ekip olunca arada parazitoloji için de destek alıyoruz belli zamanlarda. Tabii böyle bir ekip olunca iş çok zevkli hale geliyor. Çünkü tanı koyamadığınız bir şey kalmıyor. Tabii. Her şeyi yapacak kabiliyet oluyorsunuz. Bu veteriner hekimin hayal ettiği bir şey aslında. Siz zaten patologsunuz. Ben patologum. Evet. Evet. Çok güzel. Ve benim bildiğim kadarıyla akredite. Şöyle, ruhsatlı, Tarım Bakanlığı ruhsatlıyız. Ama 2021 başı itibariyle de patolojide akredite olacağız. Arkadan da işte biyokimya, hematoloji konusunda yani uluslararası akreditasyon açacağız. Hocam, ne demek bu akreditasyon? Akreditasyon şu, bağımsız bir kurum tarafından denetleniyorsunuz demek. Bu denetimi sadece analizin doğru çıkması değil, analizin kapıdan girişinden yönetim sisteminize kadar her cihazın kalibrasyonunun kontrol edilmesine kadar geniş bir alanı içeriyor. Ve bu firma sizi her sene kontrol ediyor. Yani önce bir ekiple altyapınızı, kalibrasyonunuzu, ekibinizin yeterliliğini, motokurinize kadar sistemin doğru işlediğini, verilerin doğru geldiğini, veteriner hekime doğru dönüş yaptığınızı, dönüşleri yazılı yaptığınızı, her şeyi kayıtlı hale geliyor. Ve oradan çıkacak bir onay sonucu da yaptığımız her analiz dünyanın her tarafında geçerli hale geliyor. Harika. Evet.
Peki tabii o zaman bu durumda hayvan kabulünüz var mı? Laboratuvar hayvan kabulü. Ya, çok üzülüyorum aslında. Şöyle tabii insanlar düşünürken laboratuvarı şey gibi düşünüyorlar. Ben de belki aynı ön yargıyı yarattım. İnsan hekimliği ayrıldığı nokta o zaten. Yani biz gidip orada kolunuzu uzatıp laboratuvarda kanınızı verebiliyoruz. Ama hayvanda bu mümkün değil. Çünkü hayvan bir veteriner hekim kontrolünde olması lazım. Onun sakinleşmesi lazım. İşte tıraş edilmesi lazım. Bir miktar anestezi verilmesi lazım. Onun için laboratuvarımızda ne yazık ki hayvanlara müdahale şansımız yok. Biz veteriner hekime hitap eden bir laboratuvarız. Veteriner hekimlere destek veriyoruz. Yani aslında veteriner hekimlerin desteğiyle dönüyor laboratuvar. Onun için biz hasta gelmesini de istemiyoruz. Çünkü ortamımızda çok steril, işte bakteri üretiyoruz, moleküler çalışıyoruz. Tabii. Mümkünse veteriner hekim bize yollamasını istiyoruz örneklerin. Sözünüzü kestim Hande Hanım, bir şey atlamak istemedim. Bunun şöyle bir avantajı var. Veteriner hekim bize bilgi verdiği için analizle ilgili analizi daha doğru yapma şansımız var. Yani veteriner hekim bir formu doldurduğunda tabii ki hasta sahibinden çok daha farklı dolduruyor ve o verilerle iş yaptığımız için daha doğru tanıya da ulaşabiliyoruz. Avantajlı, yani dezavantajlı düşünülmesin. Tabii. Peki bana göre çok fazla ama bir veteriner kliniğinde yapılıp da ya da yapılamayıp da veteriner tanı laboratuvarında yapılan analizler neler? Çok fazla değil mi hocam? Yani çok fazla var ama en popüleri moleküler PCR testi. PCR testi özellik arz eden bir test. Steril bir ortamda yapılması lazım. Geniş bir alan lazım. Onun gibi mesela kalp hastalıkları gibi bazı testler var. Onların laboratuvarda yapılması gerekiyor. Şöyle veteriner kliniklerinde genellikle hemen hızlı yapılacak ve hayvanın acil durumuna müdahale edecek testler yapılıyor. Laboratuvarda daha kapsamlı, ekip ve ekipman gerektiren, uzman gerektiren testler yapılıyor. Mesela işte mikrobiyoloji, bakteriyolojik ekim, mantar ekimi, bakteri ekiminin laboratuvarda olması gerekiyor. Burada sadece şeyde görüyorum bazen böyle çok hızlı testlerle falan yapıldığını görüyorum. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Başta söylediğim gibi laboratuvarda testi yapmak amacıyla kullanmıyorum. Yapmak yeterli değil. O testi değerlendirecek adamın orada olması gerekiyor. Bir uzman görüşü olması gerekiyor, yorumlaması gerekiyor. Bu şey kesinlikle gibi hocam, radyolojideki gibi yani. Hani ultrason çekiyoruz, bakıyoruz ama bu bir gözdür. Tabii. Değil mi? Yani onu yorumlamak başka bir kesinlikle durum. Öyle. Hande Hanım, bazen biliyorsunuz biz insan gibi düşünmeyelim. Hayvana her zaman müdahale etmek mümkün değil. Bazen 8 saatlik açlığa fırsat olmadan hayvancağız hastalanabiliyor. Evet. Yani akşam yemeğini veriyorsunuz, sabah rahatsızlanıyor veya sabah yemeğiniz rahatsızlanıyor. Böyle bir kan geldiğinde lipemik oluyor. Şimdi oradaki uzmanın o lipemik kanı görüp buna şu şekilde müdahale edin, testi bu şekilde yapalım demesi lazım. Veya bazı hayvanlarda eritrositlerde problem oluyor ve hemoriz oluyor, yıkımlanıyor eritrositler. Onu yine o işte bir uzmanın görüp ya bunda hemoriz var, bunu dilli ederek çalışmamız lazım demesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Veya işte kan geldiğinde yeterli miktarda mı? Yeterli miktarda ise işlemi alması gerekiyor. Onun için laboratuvarda yapılan testler çok daha özellik arz eden, daha kontrollü testlerdir. Ve anladığım kadarıyla da sonuçta hekimin esas işi zaten değil. Ben hep bunu savunuyorum. Burada daha özenle, daha farklı bir bilgi birikimiyle, bir de tabii veteriner hekim olmanın da getirdiği bilgilerle bağdaştırıp aslında bir şekilde hekimin tanısına da son derece yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani şöyle, hekim burada laboratuvara örneği yollayarak bir ekibe yolluyor aslında örneği. Ekipten sonra da değerlendirmen sonra bir rapor elde ediyor. O rapor imzalı, kaşeli, Tarım Bakanlığı, ruhsatlı bir laboratuvar. Yani Tarım Bakanlığı zaten denetliyor. Yani biz bütün verilerimizi Tarım Bakanlığı'na paylaşmak zorundayız. Bir ekip olarak gelip kontrol ediyorlar. Yani aslında veteriner hekim zaten çok ağır şartlarda çalışıyor. Yani ben çevremde neredeyse arkadaşlarım hepsi veteriner hekim. Ve kontakta olduğum insanlar da veteriner hekim. Çalışma şartlarını görüyorum. Yani saat 9'da başlayıp akşam 9-10'da bitmeyen bir işten bahsediyorum. Eve giden hastaları biliyorum. Onun için veteriner hekim bu arada nasıl bu işe konsantre olabilir? Yani veteriner hekim zaten başını kaldıramıyor. Ama dediğim gibi acil kanlar,
acil müdahaleler gerekiyor, laboratuvara gitmesi zaman kaybedici testler vardır. Ama onun dışındaki özel testlerin hepsinin laboratuvara yapılması çok büyük avantaj sağlar. Hem veteriner hekim zamanını kendine ayırır, hastalarına zaman ayırma fırsatı bulur, hem de riski azaltmış olur. Kesinlikle. Kan grubuna da bakıyorsunuz hocam, değil mi hayvanlarda? Kan grubuna da bakıyoruz, evet. Hayvanlarda kan grubu da çok bilinen bir durum değil. Evet. Meslektaşlarım bunu yapmaya çalışıyorlar ama bunu sanki söyleyince bir ürün pazarlıyormuş gibi düşünülüyor insanlar. Ben şunu düşünüyorum, eğer kedim varsa veya köpeğim varsa kan grubunu bilmem benim için çok büyük bir avantaj olur. Çünkü ben meslektaşlarımı kırmamak için pazar günü ekibimi getirip kan analizi yaptığımı, kan grubu yaptığımı biliyorum. Çünkü öyle durum oluyor ki bazı kan gruplarının birbirine kan vermemesi gerekiyor. Hı hı. Onu belirlemek gerekiyor. Öbür türlü onu eğer mesela kedilerde onu yapmazsak bu sefer kedi kan naklinde ölebilir. Tabii. Ama mutlaka size başınıza gelmiştir Hande Hanım. Yani insanların, veteriner hekimlerin can hıraç tüm hayvan sahiplerini arayıp bir hasta için ya işte getirin kan grubuna bakalım, kötü bir hasta var, durumu kötü, her an ölebilir diye. Yani bu durumu düşünmek için mutlaka kedi ve köpekte beslediğimiz hayvanın kan grubunu bilmemiz lazım. Bilmemiz çok büyük avantaj sağlar bize. Ben özellikle burada hazır sizinle konuşurken izleyicilerimiz için de bir şeye değinmek istiyorum. Yani şöyle bir algı oluşuyor bazen. Biz klinik tarafında olduğumuz için bunu söylüyorum. Bakabildiğimiz testler tabii ki var ama bazen bir hastalıktan şüphelendiğimiz durumda bunun tam teyidini yapmak için de biz size müracaat edebiliyoruz. Yani tabii. Örneğin şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi. Yani önce klinik muayeneyle evet bundan bir şüphe duyuyoruz. Sonra da kendi baktığımız parametrelerin yanında bunu destekleyecek ve %100 tanıyı konacak tabii. Yöntemlere başvuruyoruz. Bildiğim kadarıyla hocam siz de şeker ve kalp hastalıkları tanısında bulunabiliyorsunuz. Bundan da biraz bahseder misiniz? Tabii. Yani, bir de özellikle şey söylemek tabii. istiyorum. Yani tek başına şekerin özellikle kedilerde yüksek olması, ben kendi adıma konuşayım, stres altında da çıkabiliyor. Çok doğru. Dolayısıyla burada size kan gönderip ikinci, üçüncü parametreleri de kontrol etmek isteyebiliyor veteriner hekim. Çok doğru. Siz zaten o konuya biraz değindiniz. Hani laboratuvarın niye laboratuvara gereksinim var konusu aslında ortaya çıkıyor. Zaten böyle bir durum olduğunda bir ekibimiz var. İşte biyokimyacıyı arayıp veya dahiliye uzmanını arayıp yani böyle bir problemimiz var. Ben hastayı takip ediyorum. Değerleri bu. Başka ne yaptırmam gerekir? Biz görünüşünü yapıyoruz zaten. Ama dediğinizde ek bir katkı olarak da yani mesela şeker hastalığında çok mu özele gireceğim ama mesela fruktozamin testini yaptırmak gerekiyor. Hemoglobin A1C evet. testini. Yani evet. bugün mü var? 3 hafta içinde mi gerçekleştirir, 3 ay içinde mi gerçekleşir bu olay diye hastanın geçmişini kontrol edebiliyoruz. Bu testlerin hepsi laboratuvarda yapılıyor. Zaten veteriner hekim bir müdahale yapmış ve ön tanıyı koymuş oluyor. Ön tanıdan sonra bu tanının doğrulanması da laboratuvarın diğer testleriyle oluyor. Yani mesela mikroalbümleri bakıyoruz böbrek yetmezliklerinde. Böyle olduğu zaman hastanın çok ufak protein kaçaklarını bile yakalayabiliyoruz. Kanda protein üre oranını verebiliyoruz. Yani bunlar çok böyle spesifik testler ve veteriner hekimin de teşhisini destekleyecek testler. Yani böyle çok mesela gene sistatin denilen bir testimiz var. İnsanda da kullanılıyor. Çok erken dönemde böbrek hastalığını yakalayabiliyor. Yani mutlaka bu testleri hekimler de kullanırsa yani yaptıkları tanıyı da çok iyi desteklemiş olurlar. Siz erken tanı böbrek hastalıklarında laboratuvarınızda kullanıyorsunuz değil mi? Var. Tabii, çok test var. Hocam peki hani yanlış anlaşılmak istemiyorum tabii. Sonuçta bunu getiren, ithal eden ticari firmalarımız da var sektörümüzde ama bu hazır test kitleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani hep anlatılan işte bir %5, %10 yanılma payları oluyor deniyor. Bazen yapıyorsunuz klinik olarak uyumlu olmuyor sizin yaptığınız muayeneyle. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Hande Hanım, laboratuvar sahibiyim. Ne kadar objektif olabilirim bu konuda? Olmaya çalışacağım. Beni de düzeltin lütfen. Şimdi hep bu soruyu şöyle bir soruyla cevaplamaya çalışıyorum. Siz hastaneye gittiğinizde veya bir yakınınız hastaneye gittiğinde rapid test mi yapıyor yoksa özel test mi yapıyor? Şimdi şöyle, yine dediğim gibi rapid testleri yatsınmak istemiyorum. Yani eczaneye gittiğimizde de işte doğum kontrolü için alınabiliyor, bazı testler var.
Ama şöyle ilk başta girerken de şunu anlatmaya çalıştım. Siz zaten bana o konuda fırsat verdiniz. Yani benim için de anlatmak istediğim bir konuydu. Analiz bir şeyi damlatıp onun karşılığında bir sonuç artı, eksi, negatif, pozitif, kırmızı olayı değil. Analiz kapsamlı bir şey. Analizi siz laboratuvara yolladığınızda onunla ilgili ayrıntılı bilgi alırsınız. Şu anda yaşıyoruz zaten sürekli benzer şeyleri. İşte COVID oldum, bulguları var. Antikor yaptım negatif, PCR yaptım pozitif veya PCR yaptım negatif, antikor. Ya bu böyledir zaten. Hocam sözünüzü kesiyorum ama sizi burada sohbet etme imkanı bulmuşken bunu özellikle sormak istiyorum. Çok spesifik bir noktadan aslında soracağım biraz ama kedilerde de koronavirüs var ve bu bir anlamda bazen hasta sahiplerinin talebiyle, bazen hekimin kendi kararıyla hazır test kitlerinden bakılıyor. Aslında aynı durum orada da yok mu? Yani evet tamam bir negatiflik, pozitiflik veriyor ama sonuçta kedideki koronavirüsün, FIP dediğimiz hastalığın tanısını koymak gerçekten çok zor. Evet. Dolayısıyla biraz bundan bahsedebilir misiniz? İzleyicilerimiz için çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ama yine bir yanlış şey söylemek istemiyorum. Siz de lütfen yine uyarın. Rapid test duyarlılığı, içinde farklı yazar ama bu böyledir. Duyarlılığı 60-70 oranında bir testtir. Ve hastalığı bilmeden yapılan testler doğru sonuca kesinlikle varmaz. Bu kedilerdeki koronavirüs enfeksiyonları buna en iyi örnek. Kediler, bizde sokakta kediler yaşadığı için koronavirüs enfeksiyonu zaten Türkiye'de yaygın var kedilerde. Bunu COVID'e karıştırmayalım, başka bir enfeksiyon. Ama hastalık biliyorsunuz mutasyon uğradığı zaman çok daha ağır olan felin infeksiyonu peritonitis, FIP'i yapıyor. Burada siz veya başka bir hayvan sahibi veya veteriner hekim bir antikor testi yaptığında hayvanların %80'i pozitif çıkacaktır. Bu koronavirüsü taşıyor veya atlatmış anlamındadır ama hasta anlamında olmayabilir. Hı hı. Onun için hasta olduğunu koymak için bu sefer daha üst testlere, işte PCR gibi, ELISA gibi testlere ihtiyaç var. Şunu demek istiyorum. Bakın insan hekimliğinde artık hızlı testi bir şey kalmadı. Eskiden bundan 20 sene, 30 sene önce insan hekimliğinde de laboratuvarlarda hızlı testler vardı. Artık kalmadı onlar. Bir iki tane böyle işte doğum kontrol testleri falan var. Doğum teşhis kitleri var. Onun dışında kalmadı çünkü duyarlılığın çok düşük olduğunu gördüler. Ama yine de bununla ekmek yiyen bir sürü insan var. Hızlı tanısı yapması meslektaşlarımız var. Onları da nasıl diyeyim, onları da kötü duruma düşürmeyelim. Şöyle bir şey vermek lazım. Rapid test ön tanı için yapılır. Onun doğrulanması mutlaka laboratuvarda yapılması lazım. Yani hızlı testleri kullanabilirsiniz. Ama dikkatli olmak lazım. Sapması çok fazla. Şu andaki en duyarlı test %98 oranında PCR testi. %98. Ama virüs orada yoksa sonuç negatif çıkabilir. Yani hekimin virüsün hangi aşamada nerede olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunu laboratuvarda yapabiliyoruz. Hayvan ne kadar zamandır hasta? Ona antikor mu bakmak lazım, ELISA mı bakmak lazım, yoksa PCR mı bakmak lazım? Ona laboratuvardaki uzmanlar karar veriyor. Bunun için de laboratuvarın anlamı çok fazla. Evet. Peki hocam, kısa bir ara verelim. Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar Çok Yaşa Can Dostum programında Profesör Doktor Seçkin Serdar Arun hocamla birlikteyiz. Hocam ortalama ne kadar zamanda veriyorsunuz sonuçları? Hani hanım çok zor bir soru sordunuz. Evet. tahlile göre değişiyor. En uzun süren patoloji, tüm meslektaşlar bundan şikayet ediyor ama ben kendimle ilgili bir biyopsiyi patolog olmama rağmen 10 günde alabildim bir insan laboratuvarından. Evet, evet. Yani en uzun süren patoloji 1 hafta 10 gün sürüyor. Onun dışındakiler aynı gün çıkan testlerimiz var. Ama bazı özel mesela alerji gibi 60-70 tane parametreye bakılan testlerimiz var. Onlar 1-2 gün daha uzun sürüyor. Duruma göre ama hastanın acil olarak bakılması gereken testlerini genellikle aynı gün içinde veriyoruz. Aynı gün içinde veriyorsunuz. Evet. Peki. Hocam son olarak hem izleyicilerimiz için hem sektörün duayenlerdensiniz, çok nazisiniz, teşekkür ederim. Veteriner hekimlerimiz için
herhangi bir tavsiyeniz, bir öneriniz, söylemek istediğiniz başka şeyler var mıdır diye bir sorayım. Ya öncelikle hepsine güç diliyorum. Ya dayanma gücü. Onlar da zor bir dönemden geçiyorlar. Ben veteriner hekim olduğum için çok mutluyum. İdealimdi. Eşim de veteriner hekim. Evet. Sizin de eşiniz veteriner hekim. Yani şöyle diyeyim, dedim ya Allah'ın sevgili kullarındanmışım. İyi bir camia içindeyim. Sıkıştıkları zaman bana ulaşabilirler. Adımı yazmaları bile bir telefon numaramı rahatla ulaşabilirler. Bir sıkıntı olduğu zaman tek başlarına mücadele etmişler. Yalnız değiller. Biz onların yanındayız. Her şartta bana ulaşırlarsa ben de onlara her şartta cevap veririm. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum geldiğiniz, katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bugün Çok Yaşa Can Dostum programının değerli konuğu Seçkin Serdar Arun hocamla, profesör, doktor ve veteriner, tanı ve tahlil laboratuvarı sahibi. Çok keyifli sohbet ettik ama sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben burada sizinle olacağım. Çok iyi bakın kendinize. Hoşça kalın.